İlhami ışık, Kıssadan Hisse Adamın biri iç çamaşırı satan bir Yahudinin mağazasına girer ve vitrinde duran siyah sütyeni işaret ederek kaç para diye sorar. Dükkanın sahibi Yahudi, kılık kıyafetini yadırgadığı adamı sırf bir an önce başından savmak için 60 lira der. Adam tamam bana 60 adetini paket yapıver diyerek parasını öder ve çıkıp gider. Bir hafta sonra aynı adam aynı dükkana gelir ve vitrindeki siyah sütyenin kaç para olduğunu sorar. Yahudi bu kez 80 lira der. Adam tamam bana 80 adetini paket yapıver diyerek parasını öder ve çıkıp gider. Hikaye bu ya. Bir hafta sonra aynı adam aynı dükkana gelir ve yine siyah sütyenin fiyatını sorar. Yahudi 100 lira der. Adam, tamam bana 100 adetini paket yapı yapıver diyerek parasını ödemeye çalışır. Yahudi şaşkın ve biraz da küçümseyen bir edayla "Hemşerim" diye söze başlar. "Ben her seferinde bu sütyenlerin fiyatını artırdım, sen hiç itiraz etmedin. Oysa ben sana 20 liralık sütyeni önce 60'a, sonra 80'e. Şimdi de 100'e satıyorum. Allah aşkına söylesene, sen bu sütyenlerle ne yapıyorsun?" Basit demiş adam. "Ben bu sütyeni makasla ikiye ayırıyorum ve her bir tanesini Yahudilere siyah takke olarak 100 liradan satıyorum." unutmayın Walter Benjamin'in de söylediği gibi insanları devrim yapmaya iten özgürleşecek torunlarının hayalleri değil köleleştirilmiş atalarının hatıralarıdır güvenlik ve yargı bürokrasisinin oluşturduğu vesayetçi ve gaspçı iktidar bloğu özellikle 1960 yılından sonra gelişmemiz için demokratik bir toplumsal hayat için ne yapmıştır? Bu soru çok önemlidir. Bu soruya hakkaniyetli bir cevap verilecekse o da her 10 yılda bir toplumun zor baskı ve darbeler yoluyla gasp edilen iktidarıdır. Vesayetçi gaspçı iktidar bloğu genç cumhuriyete sadece 37 yıl tahammül etti ve ilk darbesini 1960 yılında yaparak seçimde iş başına gelmiş başbakanı dar ağacında öldürdü. Bugünkü Türkiye aslında bu insanlık dışı uygulamaların mirası Ile hesaplaşıyor. 1923 yılından bu yana demokrasinin küçük kırıntılarını Türkiye halkına çok pahalıya satmaya çalışan vesayetçi elitistler, şimdi bugünlerde siyah siyah sütyen satan Yahudi tüccar gibi şaşkın ve öfkeli bir profil çiziyorlar. Vesayetçi elitistlerin her yaptıklarını itiraz etmeden sineye çeken, darbelerini muhtıralarını sessizce karşılayan, kamusal alandan dışlanmışlığı bile içine sindiren sessiz çoğunluk, şimdi vesayetçi elitistlerin 94 yıllık oyun kurallarını değiştirmeye çalışıyor ve görünen o ki bu kez onların elinde bu süreci durduracak hiçbir şeyleri de yok. Oysa ne güzel paslaşıyorlardı kendi aralarında. Biz buna dar alanda kısa paslaşmalar da diyebiliriz. Yargı ve güvenlik bürokrasisinin vesayetçi şemsiyesi altında istediklerini devirip idam ettiriyor. 27 Mayıs 1960 Menderes'in idamı. İstediklerinde seçilmiş siyasetçilerin şapkalarını alıp tıpış tıpış gitmelerini sağlıyorlardı. Çok öfkelendiklerinde söz gelimi 12 Eylül 1980 yılında darbe yapıp bir gecede anayasayı yürü yürürlükten kaldırıyor, parlamentoyu kapatıyor ve bütün siyasi partileri fes siyasetçileri zincir bozanda demir parmaklıklar arasına atabiliyorlardı. Hem yeni anayasayı hem de devlet başkanını aynı seçimde oyluyor, bin yıl sürecek kendi saltanatlarının temellerini gözü kara bir tavırla hiçbir değere saygı duymadan atmak için her pervasızlığı mübah sayıyorlardı. Nereden geldiğimizi bilmeden, nereye gideceğimizi de bilemeyiz. Önemli olan yönümüzdür. Gideceğimiz yere nasıl gidiyor oluşumuz değildir. Saatte 500 kilometre hızla yanlış yöne giden trenin içinde ters tarafa doğru koşmanın size faydası olmaz. Devam edeceğim. İlham Işık Star